sonuçların doğru olmadığını da söyledik toplantıda. Hatta ben bir adım öteye gideyim, şunu da önerdim. Dedim ki bak, bir kişi olmaz. Bir kişi canlı seyretsin. Bambaşka bir kişi aynı formu bir gün sonra, iki gün sonra televizyondan seyretsin 90 dakika. Doldursun. Bilgisayara verin. Averajını alın. Bunu da açıklayın her hafta. Koyun hepsinize. O zaman gözlemciler de bilir ki yani vatandaş takip ediyor kime ne puan verildiğini. Çok daha şeffaf olur. Olur mu, yaparlar mı, yapmazlar mı bilmiyorum. Tamamen içeriği bu. Trabzonspor, Trabzonlu siyasilerin değil, Trabzonlu milletvekillerinin özellikle 2010-2011 konusu üzerinden açıklamalar yapması, tweetler atması, sürekli konu Fenerbahçe Trabzonspor arasına gelince siyasilerin konuya dahil olması nasıl? Söz konusu Fenerbahçe'si FETÖ yok. Başka her konuda FETÖ var. Seçim zamanları daha sempatik olunuyor. Bu konu daha çok işleniyor. Bunu büyük bir haksızlık ve saygısızlık olarak görüyorum. Niye haksızlık veya saygısızlık olarak görüyorum? Bu kadar mahkemeler olmuş, davalar olmuş, bir sürü dava. Bizim dışımızdaki davalarda aklananlar, bu kumpasları kuranların içeride olduğu, yurt dışına kaçtığı, her şey ortadayken söz konusu Fenerbahçe ise yok. Ve daha da üzücüsü, geçenlerde bir milletvekili hanımefendi, galiba eski milletvekili hanımefendi, bu konulara değinmiş. Bir geçmişini araştırıyorsun. Kadın 11 yıl Banka Asya'da avukatlık yapmış. Bilmem o bavulu taşıyan adama Twitter güzellemeleri yapmış. Sosyal medya gibi. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti ve biliyorum ki büyüklerimiz, devlet büyüklerimiz, bazı büyüklerimiz de bu konuda Fenerbahçe'yi takdiri şayan buluyor. Her zaman saygıları var. Biz bu örgüte karşı en kuvvetli, en rüzgarı arkasına aldığı bir dönemde bütün devletin kılcal damarlarına sirayet etmişler. Medya ise medya, oysa o, buysa bu. Topyekun üstümüze geldiğinde, biz yapayalnızken, kimse yanımızda yokken, yanımızda olmak isteyenlerin korktuğu bir dönemde iş başa düştü ve biz bunlarla mücadele ettik. Belki de Türkiye'de bunlara karşı direnişin, belki de değil, kesinlikle fitilini biz ateşledik. Bu iş 3 Temmuz'da başlamıştır. 17-25'te falan değil. Orada pik yapmıştır. O yüzden vicdanlı olan, objektif ve vatanı seven pek çok insan Fenerbahçe'nin bu mücadelesini saygıyla karşılamaktadır. Bu bir şampiyonluktan, bir maç kazanmaktan falan büyük bir olaydır. Bugün ayın 12, yarın 13 diyelim. İşte 2 hafta kalıyor, 2,5 hafta. Bir an evvel bu kararı çıkartılıp, olumlu yönü çıkartılırsa 2,5 haftamız var. Temaslarda olduğumuz yerler var. Ama hani sol bek ihtiyacımız var. Hocamız bir şey alacaksınız, sol bek alın. Alabileceğimiz sol bekler de var. Ama işte demin anlattığım unsurlardan dolayı manevra alanımız kısıtlı. En kısa zamanda bizim haklı başvurumuzdan
olması gereken bir sonuç çıkmazsa o zaman çok daha radikal bir yönde gitmek zorundayız. Evet. Buyurun. Başkanım, TV Spor, Ertuğrul. Konuşmamızda iki başlık var. Bir tanesi şampiyonluğumuzu engellemeye çalışıyorlar. Bir diğeri de siz ilk başkan seçildiğinizde ilk konuşmanız. Engellemeye çalışıyor demedim. İlk 3 Temmuz'da şampiyonluğumuzu almaya çalıştı. Şimdi ise engellemeye çalışıyor. O bir bütün. Ve başkan olduğunuzda, başkan seçildiğinizde ilk konuşmanızda daha çok sıcak mesajlar vermiştiniz. Bundan sonraki notamız nasıl olacak? Yani artık barış yok derken artık konuşmamız... Ben barış yok falan yok. Ben artık birinci önceliğim kulübün çıkarları. Zaten her zaman öyleydi ama kulübün çıkarları çerçevesinde de Türk futbolunun gelişimi çok önemli buluyordum. Çünkü bu Türk futbolunun en önemli lokomotifi 1-2-3 varsa biri Fenerbahçe. Dolayısıyla Türk futbolunun gelişmesi de bize çok fayda sağlayacaktı. Bizim ortak sorunlarımız var, ortak çıkarlarımız var. Bunu ancak beraber çözebiliriz. O yüzden ben bunu her zaman gündeme getiriyordum. Ama her zaman kullandığım bir laf var. Tango iki kişiyle yapılır. Tek başınıza yapamazsınız. Sözünü kestim. Kusura bakma soru sorarken. Benim çekeceğim dediğim soru, şimdi izleyenler var. Genellikle bunlar konuşuldu. Yani bundan sonra şu mesaj çıkması, yanlış anlaşılması dediklerinizi daha anlaşılsın diye soruyorum. Bundan sonra Türk futbolu ile ilgili sorunlar aynı masada konuşulmayacak mı, yoksa artık saygı yok, artık barış yok derken? Benim bir kere kişilere saygım olmasa da camialara her zaman saygım var. Çünkü camialar, yüzer yıllık camialar, futboldan öteye camialar, futbol kulüplerinin öteye. Ve ben 6 yıl yönetim kurulu üyesiyken de, zaman zaman kulübün sözcüsüyken de hiçbir camiaya saygısızlığım olmadı. Ama bir yere kadar da bütün resmi görüp, bütünün iyiliği üzerine konuşmaya varıyorsunuz. Bir yerden sonra tamamen insan kendi çıkarlarını savunmak zorunda kalıyor. Ben bu açıklamayı yapmaktan dolayı da rahatsız. Şu açıdan rahatsız. Geldiğimiz noktada hepimiz açısından rahatsız. Ama sen iki günde bir bana oradan dokunacaksın, buradan laf atacaksın. İşte bilmem başka mecraları devreye sokacaksın. Federasyonu abluk altına alacaksın filan, sonra biz de ses çıkarmayacağız. Bu da o zaman bizim sorumluluklarımıza saygısızlık. Son soruyu alıyoruz. Başkanım, bu Beşiktaş derbisinin ardından Ersun Hoca'yla bir süreç yaşandı. O süreçten daha sonra sıcak sıcağına açıklama yaptınız ama o süreçte hocanın canını sıkan neydi, siz görüştünüz mutlaka? Şu anda bu hali nasıl? Neye kızmış, neye? O süreci bize aktarabilir misiniz? Neler yaşandı o akşam? Yani ben sizle konuşma yaparken tam vakıf değildim bu. Da biliyorsun. Biz orada koridorun sonunda bekliyorduk. Hocaların konuşması bitince biz konuşma yapacaktık. Hocamız da biraz daha buradaydı. Ona sorsak daha iyi olurdu. İyi bir insan, duygusal bir insan. Ve çok yüklenildi. Bak ne diyorum, bizim hocamızın istifa edeceği yok. Bir hafta boyunca hocamız konuşuluyor. Başka bir kulübün hocası istifa ediyor. Üçüncü günün haber oluyor. Yani bir iki yer dışında. Dolayısıyla orada bence duygu patlaması yaşamıştır. Yani unutmayın, yani bizler bile tribünde bir derbi maçını kazandıktan sonra yaşadığımız hisler, biz genelde onun için diyorum, hep bir gün sonraya bırakırız normalde. Biraz da kritik bir açıklamaysa. Bence duygu yüklüydü. Belki duygu boşalması yaşadı. Ama büyütecek, abartacak hiçbir şey yok. Ne oldu? Bizim galibiyetimize bir nebze gölge düştü, kursağımızda bıraktı. Ama hepimiz insanız. Ben insani konulara çok açık ve flexible bir insanım. Olabilir. Ben de yarın bir gün bir yerde sizin karşınızda söylememe patlayabilirim. Ama hocamızınki, yani o hafta nasıl çalıştı, kötü bir Sivas maçından sonra, belki bizim açıklamamızdan da etkilenmiş olabilir. Ama buradaki en sağlıklı şey çok fazla sosyal medyayla yatıp kalkmamak.
o ne dedi, bu ne dedi, şu ne dedi. Aynı şeyi mesela işte Damien de bir yerde patladı, açıklama yapmadı. Ama sonra büyük resme baktığınız zaman gerek olmadığını düşünebilirsiniz. Önemli olan derbi galibiyetiydi. O haftaya çok iyi çalıştık.